canlanma gözlendi. Bugün borsa günü %5'lik bir kayıpla kapattı. Uzmanlar düşüşü siyasi nedenlere bağlasalar da en çok değer kaybeden hisse senetlerinin daha önce sat uyarısı vermiş olması dikkatten kaçmıyor. En çok değer yitiren hisselerin gün içi grafiklerini getiriyoruz ekrana. Afiyet olsun arkadaşlar. Hang taşları önemlidir. Böyle sıfırlı rakamlar. Dolar 1.400'ün altı. Sen ne biçim danışmansın? Hani bu hisse senedi bize çok kazandıracaktı? Sat uyarısı olan kağıdı göz göre göre nasıl aldırırsın? Bana bak, bir daha olursa külahları değişiriz ona göre. Herkesin işi bitti mi? Tamam abi. Herkesin işi bitti Ekrem abi. Tamam. Kemal abi banyodan çıkıncaya kadar kimse içeriye girmeyecek ona göre. Tamam. Hadi. Şimdi giremezsiniz. Bekleyeceksiniz kardeşim. Tamam. Size bekleyeceksiniz demedim mi kardeşim? Söyle lan, kimin itisin sen? Affet abi, bir hata yaptık abi. Söyle lan, apar komutunu kim verdi? Abi söylersem yaşatmazlar abi. Söyle lan, şart olsun gırtlağını keserim. Bir daha kimseye avlayamazsın, söyle. Bizi tutan adamın adı Haluk'muş abi. Aracı söyledi abi, ben tanımam. Ne olur abi yapma. Gardiyanlar, kavga var. Sağ ol delikanlı. Önemli değil. Ne oldu burada ya? Yaralıları revire edin. Tut. Hadi hadi dikkat. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ekrem abinin durumu nasıl? Birkaç güne kadar çıkar. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Hızır gibi yetiştim. Artık sana bir borcumuz var. Ne borcu? Can borcu. Estağfurullah. Anlat bakalım, seni buraya hangi rüzgarlar savurdu? Şikayet ettiler. Tabii boşu boşuna değil. Mala zarar vermeden 2 yıl 1 ay ceza aldım. Ama o mağaza hala yerinde duruyor. Peki cezan paraya çevrilmiyor muydu?
Çevrilse ne olacak ki? Bizde para ne gezer? Peki mağazayı niye talan ettin? Öyle gerekiyordu. Belli ki birileri senin damarına basmış. Gönül meselesi mi? Ağır suç. Uzmanlar geçtiğimiz haftadan beri düşüşe geçen IMKB... Bak geçen seferki gibi olmasın. İyice araştırdın mı? Peki o zaman. 100.000 not al. Abi. Üstüme vazife değil ama o senette birkaç defa büyük manipülasyon yapıldı. Yani seninki biraz kumar gibi oluyor. Peki sen olsan hangisi senedini alırdı? Bu şirketi borsaya girdiğinden beri takip ediyorum. Krizde bile zarar etmedi. Bugün yarın bilançosunu açıklayacak. Bence iyi bir kar açıklayacak. Ya bir sorun çıktı da mallar ellerinde kaldıysa? Kar edecekler nereden biliyorsun? Bilmiyorum ki abi. Tahmin ediyorum. Bir ön sezi diyelim. Şimdi sana bir hisse senedi söyleyeceğim. Bütün parayı oraya yatır. IMF'nin hazırladığı küresel mali... Bugün borsa tarihi bir rekorla kapandı. Şimdi ekrana en çok değer kazanan hisselerin ikinci seanstaki artış grafiğini getiriyoruz. Nasıl yaptın bilmiyorum ama bu işten benden daha iyi anladığın kesin. Zarar da edebilirdin. Ekrem abi. Hoş gelmişsin. Sağ ol. Sağ ol. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun abi. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Olsun. Abi geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sen olmasaydın... Estağfurullah. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Bomba gibi. Geç. Sağ ol abi. Eyvallah. Abi mahkemen bitmiş. Yarın çıkıyormuşsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Ekrem. Sen de birkaç haftaya kalmaz dışarı çıkacaksın. Tamam. Sağ ol abi. Borsayla ilgili bu kadar şeyi sen nereden biliyorsun? Okulunda mı okudun? Ben hukuk okuyorum. Tamam, getirdim abi. Borsayla alakası yok. Nereden geliyor bu kadar bilgi? Gazete okuyorum, haberleri dinliyorum. Aslında özel bir şey yaptığım yok. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Biz bakmayı bilmiyoruz sadece. Ne yani? Sen bana kör mü demek istiyorsun? Yok, öyle bir şey demek istemedim. Benimki özel bir ilgi. Benim hobim de bu. Abi ya. Çok kıymetli bir hobim var. Geçmiş olsun Kemal abi. Geçmiş olsun. Seni arayacağım. Belki borsadaki işler için bana yardım edersin. Merak etme. Emeğinin karşılığını alacaksın. Hı hı. Güle güle abi. Sağ. Hayırlı tezkereler. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Sağ. Sana söylediğim talimatı yerine getirdin. Evet efendim. O işi dün araştırdım. Bugün parayı yatırıyorum. Unutma. Bu iş senin sorumluluğunda artık ha. Hı hı. Önce nereye gideceğini biliyorsun değil mi? Evet efendim.